Herkese merhaba arkadaşlar, ben Semih. Bilek Gücü kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle beraber Keds oynayacağız, yani Clash of Stars. Şu anda altın ligimiz bitmiş durumda arkadaşlar. Altın ligini birinci sırada bitirdik ve de 15 yeşil taş mıydı? Bakayım. 15 yeşil taş ve de bir tane efsanevi kutu ödülümüz var. Rakiple aramızda 96 bin farkla önde bitirdik. Onun da 4 milyon 700 bin puanı var. 6. prestij seviyesine ulaşmış olmasına rağmen hemen ödüllerimizi alalım arkadaşlar. Efsane kutuyu açıyoruz. 4 yıldızlı koca ayak çıktı. Sinsi için artı %35 can veriyor. Testere matkap çıktı. Balina için artı %120 can veren hilti çıktı. Keşke daha iyi bir şey çıkaydı. Ve de saldırı alet çantası. En güzeli bu oldu arkadaşlar. Saldırı alet çantası geldi. Açılmaya hazır bir tane de normal kutumuz var. Onu da açalım arkadaşlar. Sizlere beraber bahis yapmıştık. Bahislerin de sonucuna bakalım. 2 yıldızlı bıçak, 2 yıldızlı çift roket, normal roket ve matkap. Maalesef istediğimiz şeylerden pek bir şey çıkmadı. Bonus kutu geldi. 5 yıldızlı çift roket. Çok iyi oldu bu. Hemen bahise doğru kayalım arkadaşlar. Hemen bahise girelim, bakalım yapmış olduğumuz bahisin sonucu nedir. Soldakini oynamıştık. 5 yıldızlı 2 tane şeyimiz var arkadaşlar, bıçağımız var. Onlara da bakacağız. Bıçaklara bahise koydum ki ne için bir vuruş veriyor. Hadi bakalım. Bu kaya için, sörfçü için %12 vuruş veriyorsun. Ama bıçaklar kaya gövdesi için kullanılır ya. Sörfçü için vuruş vermemen lazım. Yani şimdi 5 yıldız çıkıyor arkadaşlar. Şimdi o 5 yıldızın da kaya gövdesi için bir vuruş verme ihtimali yani bayağı zor ya. Onun için bayağı uğraşmamız gerekiyor. Soldaki arkadaş 37 vuruyor. Soldaki alır gibime geliyor. Soldakinin bir de şeyi var. Forklift'i var. Soldakini bir yavaştan yatıralım bakalım. 5 yıldızlı şeyi koyalım. Bir de 5 yıldızın bir tane daha roket geldi. Bu piramit için %51 vuruş veriyor. Her neyse. Öyle dursun. Bir de şurada 5 yıldızlı 2 tane daha şeyimiz geldi arkadaşlar. Topuzumuz geldi. Bir tanesi de piramit için can veriyor. Çok iyi oldu o gerçekten. Şimdi ihtiyacımız olan tek şey 5 yıldızlı mükemmel bir şey arkadaşlar. Piramit gövdesi. Hemen bahsin sonucuna bakalım. Umarız soldaki kazanmıştır. Sağdaki pek hareket edilmez gibi geliyor ama bakalım. Soldaki kazandı arkadaşlar. Lan 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 lan. Bir tane daha vuracaksın. Son anda be. Lan hiç öyle dikleneceğini tahmin etmedim. Vuruş veriyor. Bakalım ne için vuruş veriyorsun? Umarız balina gövdesi için vuruş verirsin de artık seni saldırı alet çantalarını yığar sana gerçekten. Hadi dostum. Hadi bakalım. Şaşırt bizi. Lanet olsun ya. Lan Titan için neden vuruş veriyorsun sen be? Ya şimdi 5 yıldız geldi. 5 yıldızlık bir çift roket. Çöp arkadaşlar. Yani şimdi ben nasıl kullanayım bunu? Burada zaten 5 yıldızlı var. Bu 2 yıldızlı tabii de. Bu klasik için artı %120 vuruş veriyor. Aha. Çok kaldı bu ya. Titan için. Titan gövdesi mi var abi ya? Titan gövdesi mi kaldı Allah aşkına? Saçma sapan Titan gövdeleri. 5 yıldızlı klasik gövdemiz var arkadaşlar. Buna da bakalım şuradan. Klasik için %120 vuruş veren böyle de bir şeyimiz var. Çift roketimiz var. Tamam, onu o için koyabiliriz. Başka, bu da klasik için can veriyor. Hadi gelin onu bir deneyelim. Hangisiyle deneyelim? Titan gövdemiz vardı. Ha, böyle bir Titan gövdesi var. Buna mı koyacağız arkadaşlar yani vuruşu? Yani Titan için bir can veren şeyimiz yok maalesef. Böyle bir şey yapmıştık en son. Bu Titan için vuruş veren bir lazerimiz var. Bu 5 yıldızı lazeri de bahse koyacağız arkadaşlar. Şimdi hemen onun yerine bir tane şöyle bir şey koyalım. Tekerlek koyalım geçici durması için. Tekrar bahse bakalım. Çift roketimiz çöp oldu. Vuruş verdi, bizi sevindirdi ama gitti. Ne için vuruş verdi gerçekten? Çok kötü bir parça için vuruş verdi maalesef. Şimdi soldakinin şeyi var arkadaşlar. Kovucusu var. Sağdakinin iticisi var. Soldaki alır gibime geliyor. Hemen şu 5 yıldızlı lazeri koyalım. Başka bir parça koysak mı? Bir de şunu koyalım bakalım. O ne için verecek? Bu piramit için vuruş veriyor. O çok güzel. O kalsın öyle. Şimdi bize gelecek olan piramit gövdesinin, böyle çok iyi bir piramit gövdesinin 5 yıldızlı. Roket veya çift roket için vuruş vermesinin o kadar da farkı var aslında ama İkisinden birisi verse yine gayet iyi olur. Yine güzel bir gövde olarak kullanabiliriz onu. Öyle dursun. Şu Zafer serisinde kullanmış olduğumuz gövdeyi bozalım. Onun yerine aslında piramit gövdemiz var. Şurada bir tane 5 yıldızlı ama şey arkadaşlar, 3 slotu var. Bir tanesini roket koyabiliyoruz.
O şimdilik öyle bir dursun. Ona bir şeyler yapacağız. Üç tekerlekli olan şeyimiz de var aslında. Klasik gövdeyi şöyle bir koyalım. Hemen tekerleklerini yerleştirelim. Ön kısma şunu. Bir de şunu koyalım. Canı kaç oldu arkadaşlar? 261 bin oldu. Bir de ne koysa kuruya klasik için bir şey yapan veren bir şey var mıdır? Piramit için veriyor. Piramit, piramit, piramit. Bu klasik için cam veriyor. Hadi gel seni koyalım. 21 bin cam verdi. Alt kısma da ne koyacaktık arkadaşlar? Şunu koyacaktık. 30 bin. Toplamda 51 bin vuruşa sahip oluyor. Böyle bir gövde yaptık arkadaşlar. Bunun 3 tane slotu olsaydı gerçekten daha iyi şeyler olabilirdi. Gövdemizin canını her arttırmaya çalıştığımızda ne kadar artacaktır can? 6174. Aslında o kadar da fazla artmıyor. Bu %120 veriyor. Bu da %120 veriyor. Gövdemiz bu şekilde. Bu da klasik için can veriyor. Aslında bütün parçalar gövdeyi denemedik. Acaba gövde deneyi için bir şey veriyor? O da çift roket için vuruş verirse işte o zaman işler değişebilir. Tekrardan şu bahisimizin sonucuna bakalım. Soldaki bize hasar veremiyor ama sağdaki bizi itiyor. Ekskavatör gelene kadar alabilir miyiz? Alırız ya. Bir tane daha bulsak alırız. Tam ucu ucuna denk geldi arkadaşlar. Çift normal roketimiz vuruş verirken diğer lazerimiz can veriyor. Zaten şu son seviyelerde o kadar fazla vuruşa sahip olan arkadaşlar lazerde kullandığı söylenemez. Yukarıdaki soldaki alır diye söylüyorlar. Bence de alır gibime geliyor. Sağdakinin şeyi var. İticisi var ama belli de olmayabilir. Soldakine bakalım. Aşağıdakine bakalım. Soldaki 180 vuruyor. Sağdaki alır ya. Soldakinin devrilme ihtimali yok gibime geliyor. Umarız devrilmez. Bakalım o ne için bir vuruş verdi. Klasik gövde için. Hadi lanet olsun ya. Piramit için gerçekten yakalamak çok zor arkadaşlar ya. Bir de bunlar tamam %60'a kadar çıkartabiliyoruz bunları ama bir de öyle bir şey var ki nasıl söyleyeyim? Böyle efsanevi bir parça olarak gelecek de tam istediğimiz olacak. Mümkün değil. Bayağı zor hatta bayağı bayağı zor. İki tane burada şeyimiz vardı. Neye bahis koyacaktık? Hemen hızlı bir şekilde karar verelim. Klasik gövdemiz bahise koyacaktık. Bir de şu sinsi gövdesini bahise koyalım bakalım. Tam tahmin ettiğim gibi bahis çoktan bitmiş. Yukarıdakine bakalım o zaman. Klasik gövdemizi şöyle bir alalım. Şöyle aşağıya bir koyalım. Sadece klasik gövdeyi koysak yeter aslında. Şimdi tekrar geriye dönelim. Yani pek iyi bir vuruşa falan sahip olamadık yine gövdeyle beraber. 51 bin vuruş, 282 bin can. Şöyle bir şampiyona bir girelim bakalım ne var ne yok. Mevcut gövdemize neler yapabileceğiz. İlk rakibi son anda almayı başardık. 3 tane çift roketi var. Hadi klasik gövde son anda aldık bunu da gayet iyi. 212 bin can, 100 bin vuruşu var. Artık bu bizi alsın bir zahmet. Rakipler bayağı güçlenmeye başlayacaktır. Şu noktaki canımıza pek faydalı olmayacak. Titan gövdesi. Zektor bizi alıyor. Bundan sonra daha zaten bir galibiyet alamayız arkadaşlar. Mevcut klasik gövdeyi de böyle denemiş olduk. Şu bahisin sonucuna da bakıp ne için bir vuruş veya can verdiğini görmek istiyorum. 59 saniye sonra bitecektir. Altın liginde bu sefer ikinciyiz. Birincinin 6 milyon puanı var kardeşim helal olsun. 6 milyon puan bayağı fazla bir puan. Çift roketleri şuna koyalım arkadaşlar. Bir de bunu da deneyelim bakalım. Önceki kullanmış olduğumuz parçamız. Şimdi. Bu kaç yıldız? 4 yıldız 28 bin vuruyor. 5 yıldız 25 bin vuruyor. Kaç güce sahip? 10 güce sahip. Bunu 17. seviye yaptık. O zaman bunu kullanabiliriz arkadaşlar. O bayağı işimize yarayacak. Bunu koyalım. Geriye oha. Şimdi şunu koymamız için 10 güce ihtiyacımız var. Bir tane güç alet çantamız var. O noktada ne yapsak? İşte o noktada bir şey yapamayacağız arkadaşlar. Böyle olmasına rağmen bile lan bunu bile koyamıyoruz. Başka bir çift roket var mıdır? Gücü fazla olan. Başka bir yere koymuş olabilir miyiz?
Tabii ki buna koymuşuz zaten vuruşu fazla olan çift roketi. Hemen Bison sonucuna bakalım da şu klasik gövdeyi de parçalayalım artık. Tam tahmin ettiğim gibi. Ne kaya gövdesi olsun arkadaşlar, ne klasik gövde olsun, ne de yine balina gövdesinde bayağı şansımız tutuyor ama kaya gövdesi ne bıçak için can vuruş veriyor, ne de bıçak kaya ile beraber kullanıldığı zaman bir bonus vuruş veriyor. Gerçekten o şeyleri biraz daha ertelememiz gerekecektir. Çünkü iyi bir vuruşa sahip olmamız için bıçağın kesinlikle bir kaya gövdesi için vuruş vermesi lazım. O da %60. Yani diğer rakipler kaya gövdesiyle çok iyi sonuçlar elde eden arkadaşlar %120 vuruşa sahip oluyorlar kaya gövdesi için genellikle. Bu gövdeyi bozalım. Bunun yerine ne koyalım? Elmas gövdesi var. Elmas gövdesini yine rafa kaldıracağız. İki yıldızlı. Şöyle bir şeyimiz var. İki yıldızlı. İyi değil ama ya. Çok kötü gerçekten. İki yıldız olması canı bayağı az gerçekten arkadaşlar. Şunu kullansak nasıl olur? Piram için %40 can veriyor. Sen gel. Sen %12 can veriyorsun. Sen de gel. Sen de %60 can veriyorsun. 69 bin daha can geldi. Ne kadar oldu? 320 bin. Öyle bayağı da bir fazla da bir şey olduğunu söyleyemeyeceğim. Şuraya bir şey koyduk mu? Elmas için. O da zaten saf. Şimdi arkadaşlar bakalım. Ön kısma şunu koysam. %160. 46 bin oldu vuruş. Arka kısmı da piramit için can veren bir şey koyacağım. Aslında şunu koysam. 137 bin daha arttı canımız. Vallahi fena değil. 457 bin cana kadar ulaştık şu şekilde. O kadar da kötü değil. Sadece 2 slot olmasına rağmen belki güzel bir şeyler yapabiliriz. Ama bu rakibi alamayacağız. Aldık. Enteresan. Beklemiyordum. İtici olması gövdenin daha hızlı bir şekilde ileri gitmesini sağlıyor ve de 3 teker olmasına rağmen kolay bir şekilde devrilmiyor. Neyse bu gövdeyi de kullanmış olduk. Piramit gövdesi. Daha güzel gövdelere gerçekten ihtiyacımız var. Başka matkaplarımız var arkadaşlar. Onları da kullanacağız ama biraz daha iyi gövdeler çıksın. İyi gövdeleri biriktiriyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere. Şuradan 2 yıldızlı klasik gövdeyi satayım. Şunu da satalım. 3 yıldızlı dursun ya. 3 yıldızlı yükseltmek için kullanabiliriz. Şunları da tekrardan satalım. Bu maalesef şey için veriyor. Roket için vuruş veriyor. Keşke başka bir şey için verseydi. Bu ne için veriyor? Bu hilti için veriyor. Onu kullanacağız arkadaşlar. O şöyle bir dursun kenarda. Bunu kesinlikle yükseltmek için kullanacağız. Ha o olsun, ha bu olsun. Hiç fark etmeyecektir. Bunları satalım artık. Canları gerçekten çok düşük. Bu gövdeyi kullanabiliriz arkadaşlar. Bunu büyük bir ihtimal kullanacağız. Elmas için şey yapıyor. Elmas gövdesi. Bu surfçi için gerçekten çok kötü ya. Bu da balina için. Ha şöyle bir şey yapabiliriz. Kaya gövdemiz vardı. Madem iki tane 5 yıldızlı parçamız var. Umarız 10 gücüne sahip değildir ikisi de. 8, 10, 18 yapar. Onu şöyle koyalım. 8'i arkaya koyalım. Orta kısmı bir de itici koysak. Ama çok ufak bir şey olsun. 2 güce sahip. Tüh. Bu kaç güce sahip? 1 güce sahip. Onda pek bir şey yok. Bu da 2. Neyse artık ya. Güç alet çantasını buna mı kullansak? Hadi kullanalım ya. Yanacaksak hep beraber yanalım. Şimdi şöyle yapacaktık arkadaşlar. Şu iticiyi şöyle bir koyalım. Elmas gövdesi için can vermesi kötü ama. Tamamdır. 142 bin cana kadar ulaştık. Kaya gövdesine can bir şey var mıdır? Ah ah. Yok ki. Bu elmas için can veriyor. Bu sinsi için. Artık şunları kullanacağız. Şöyle yapalım. Sen de gel. Galiba tamamdır. %12. Tamam. 50 bin vuruş kötü değil. Gayet iyi. Ama eğer %60 vuruş verseydi birbirlerine rağmen bayağı güzel olacaktı bizler için arkadaşlar. Şimdi alamadığımız rakiplerden alabilecek olduklarımız olur mu? Bayağı vuruşu var. Bunu alamayacağız. Bunu da alamayacağız. Bu da bayağı güçlü. Bunları balina gövdemizde canlı okuyacağız arkadaşlar.
Of of. Görün, kaya gövdesi görün arkadaşlar. 926 bin can, 120 bin vuruş. Nasıl oluyor bu? Ya bak, biz de yapmaya çalışıyoruz. Olmuyor. Adam %120 bonusları çakmış. Saldırı alet çantası kullanmış veya hepsine %60 kaya gövdesi için bir vuruş vermiş. Çok güzel ama ya. İkimiz de tak tak tak, ama o daha önde. Onun slotu biraz daha önde arkadaşlar. Neyse, diğerlerini almışız zaten. Kaya gövdesi bu noktada yetersiz kaldı. Alabildiğimiz rakip yok ama söylemiş olduğum gibi biraz daha güçlenmemiz gerekecektir. Şimdi ne yapalım? Bizim balina gövdesine dönüş yapalım arkadaşlar. Sen şöyle bir gel bakalım. 30 bin vuruşum var. 39 bin daha artı vuruş. Maksimum seviye. Bunu arttırsak mı biraz daha? Pek de artacağını tahmin etmiyorum. 2 yıldızlı matkapları satalım. Biraz daha paramız gelsin. 3 yıldızları satmayalım. 2 tane 5 yıldızlı matkabım var arkadaşlar. Yiğit'den satalım 2 yıldızlı. Sol kısma doğru gidelim. 2 yıldızlı testereleri satalım. Gayet iyi. Lazerler zaten lazerle gidecektir. 1 milyon altınımız oldu. Görmüş olduğunuz gibi kasma olmuyor Allah'a şükür. Kasmalardan da kurtulduk. Bunları da sattık. Tekerleklere gelelim. Şunları satalım. Hızlı bir şekilde paramız artıyor. 2 yıldızlı tekerleği de satalım. Şunlardan satacak olduklarımız. Sen klasik incan veriyorsun. 2 yıldızlı şeyi satalım. Şunu satalım. 2, 2, 2. Geri vites dursun ya. Belki kullanabiliriz onu. Seni satalım. Sen ne için? Sinsi için. Sen de piramit için. Can veriyorsun. Şimdi 735 bin canımız, 71 bin 455 vuruşumuz var. Hadi gövdemizi biraz daha arttırmaya çalışalım. Ama artmıyor. Ne kullanacaktık biz? Ha, piramit gövdesi vardı. Ha, şunu kullanacaktık. Onu bir kafadan bir kullanalım. Başka ne kullanalım? 5 yıldızlı 3 tane sins şeyimiz var. Elmas gövdemiz. Şunlardan bir tanesini de kullanalım. Gördüğünüz gibi 3 yıldız artık arttırmıyor bile. Hadi gel bir de seni kullanalım dostum. 13.800 daha canımız artmış. Bu ne ya? 1 milyon yapabilecek miyiz acaba? 1 milyon yapsak çok güzel olacaktır. Şunu da kullanalım. Kaya gövdesi var. Sen de gel bakalım hadi. İşte para işte böyle 26 bin 26 bin azalıyor. Klasik gövdesi seni de kullanalım. Parçalardan. Sen ne için? Klasik için vuruş veriyorsun. Hadi 5 yıldız olduğu için sen de dur. Yanlış bir şey yapmayalım. Şunu şöyle yükseltelim. 13.000 daha artacağın gerçekten çok iyi. 2 yıldızlı roketi, çift roketi, vay be. 2 yıldız çıkması için neler yapardık ama artık satıyoruz. 3 yıldızlı şeyi de yükseltelim. 4 yıldızlı testleri hadi gel. Sen bayağı verdin dostum. Helal olsun gerçekten. Sen balina için can veriyorsun. Lan var mıdır ki şunu şöyle bir kullanalım da can böyle bir çıldırsın. Lan hadi gelin kullanalım. Vuruş bayağı azalacaktır. Onu yakalamam iyi oldu. Seni şöyle bir geriye alalım dostum. Sen şöyle bir gel. 1 milyon can oldu mu? Hadi 974 bin. 1 milyon olsa güzel olacaktı yalnız. 1 milyon yapabilir miyiz onu? Uğraşalım ya. Şunu 1 milyon yapalım videoda. İyi ya. İyi ki de satmamışız onu. Kaç oldu? 17 bin daha arttı canımız. 992 bin. Artık 1 milyon bir cana ulaşalım. Lan. Yine gövdeyi sürükledik, gövdeyi iptal ettik ya. Her zaman böyle oluyor dostum. Şimdi siz gelin bakalım evlatlar. İyi ya, bir anda moralim yerine geldi. 1 milyon cana ulaşacağız sonunda. Şöyle bir koyalım. 5 yıldız olsa yine kullanabiliriz aslında ciddi manada ama olsun, ziyanı yok. Nerede kalmıştık? 992 bin can. Şimdi 1 milyon yapalım. Şimdi Hilti'yi kullanalım. Gel bakalım Hilti. 3 yıldız da bayağı az veriyor ya. 4 yıldız. 4 yıldızı kullanmayız ya. 5 yıldız olursa kullanırız ancak. Evet, 3 yıldızı parça sen yükseltir misin? Çok az kalıyor. Ve 1 milyon cana sonunda ulaşmış oluyoruz arkadaşlar. Vallahi 1 milyon oldu. Neyse. Gerçekten çok iyi oldu arkadaşlar. 1 milyon can, 42 bin vuruş. 17 gücün 17'sini de kullanıyoruz. Keşke Hilti 5 yıldız olsaydı. Şimdi bir biraz savaşa girelim bakalım savaşlar ne olacak. Videonun başına artık 1 milyon canımız oldu diye yazarız.
Birincinin 13 galibiyeti var. Hemen girelim dövüşe. Rakibinde 160 bin vuruşu var. Hadi son anda almayı başardık, gayet iyi. 169 bin vuruş da bizi bayağı zorladı gerçekten. 190 bin vuruşu var. Bize 2 tane, 3 tane vurması gerekecektir. Şu nokta öyle 100 bin vuruşumuz olsa rakibi çoktan duman etmiş olacaktık. Orada hiltimiz çok az bir hasar veriyor rakibi. Olsun. 1 milyon cana ulaşmış olduk bu videoda. O da bizim için yeterlidir. Rakibinde 1 milyon olmasına rağmen 161 bin vuruşu var. O bizi alacaktır. Hemen sonrakine geçelim. İşte hiltimiz bu nokta eksik şeylik kaldı. Fena değil. Oş. Center bizi duman etti gerçekten. Buna bakalım. 475 bin vuruş, 709 bin can. Gerçekten vuruşları ve canları bizden fazla. 1 milyon cana böylelikle ulaşmış olduk. Arkadaşlar, roket koysak bu sefer alamadığımız rakiplerden alabilecek olduklarımız olur mu? Zannediyorum alırız. Tekrardan şu %120 olan şöyle bir koyalım. 219 bin can düşüşü oldu. Olsun. Tekrardan girelim dövüşe. Gerçekten rakipler yine her zaman olduğu gibi bayağı formunda, bayağı güçlü. Bunu alamayacağız zaten. Bunu belki alabiliriz. Bunu da alabilirdik ama canımız 12 katından onu alamadık. Bu da 161 bin vuruyor. 220 bin de bu vuruyor. Bunu hiç alamayız zaten. Bir tane roketimiz boşa gidiyor. Keşke tekerlek yerine her zaman söylemiş olduğum gibi başka bir şey olsaydı işimiz bayağı görülürdü. 600 bin can, bunu geçelim. Bu da bayağı güçlü. Bunu zaten almıştık. Neyse, yine de roketi koyduğumuz halde başarılı olamadık. Tekrardan hiltiri koyalım da 1 milyon canla bu videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Hemen şuradan ileri doğru gidelim. Tekrardan 1 milyon cana ulaşalım. 28 bin vuruş düşüşü. 1 milyon 10 bin 368 can. 42 bin 570 vuruş. 17 gücün 17'sini kullanmış olduk arkadaşlar. Böylelikle videonun sonuna geliyoruz. Umarım izlediğiniz için keyif almışsınızdır. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve de kanala abone olmayı unutmasanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hepiniz hoş kalın. Kendinize iyi bakın.